Operasyonun merkezinde İranlı iş adamı Rıza Sarraf var. Zengin iş adamı bakanların oğullarına rüşvet vermekle suçlanıyor. Polisin bir yıldır adım adım takip ettiği Sarraf'a yakından bakıyoruz şimdi. Bir şey söylemeyecek misiniz? Sarraf İran asıllı Türkiye vatandaşı. 2008 yılından beri Türkiye'de iş yapıyor. Önce tersaneleri vardı, sonra altın ihracatı yapmaya başladı. İşler büyüdü. İşleri büyüten bağlantılar iş büyüdükçe çoğaldı. Rıza Sarraf içinde bakanların, bakan çocuklarının geçtiği soruşturmanın odak noktası olacak kadar bağlantısı geniş bir iş adamıydı. Rüşvet soruşturmasından sızan bilgilere göre dosyada Sarraf'ın hem fotoğrafları hem de telefon görüşmeleri var. İşte o fotoğraflardan biri. Rıza Sarraf orada. Şoförü motokuryeden bir paket teslim alıyor. Fotoğrafın çekildiği yer soruşturma dosyasındaki ismiyle Bakan C'nin ofisinin önü. Fotoğraftaki motor aynı gün bakan çocuğu Barış Güler'in ofisinin arka kapısında da görüntülenmiş. Fotoğrafta ofise çantayla giren bir kişi de var. Bu fotoğrafta iddiaya göre Sarraf Bakan C'nin ofisinden çıkarken çekilmiş. Sarraf'ın Egemen Bağış'a bağlı Avrupa Birliği Bakanlığı ofisinde Bakan C'ye 500 bin dolar rüşvet verdiği iddia ediliyor. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Rıza Bey? Bu karede ise Barış Güler'le Rıza Sarraf var. Savcılığa göre fotoğraf ikili arasındaki bağlantının delili. Ve başka bir fotoğraf. Havaalanında para dolu bir çanta. Sarraf'ın adamları bir bakana gideceği iddia edilen paraları sayıyor. İddiaya göre soruşturma dosyasında Rıza Sarraf'ın Bakan C ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları da var. Görüşme Bakan C, Sarraf'ın gönderdiği pahalı takım elbiseyi aldıktan sonra yapılmış. Bakan teşekkür ediyor, Rıza Sarraf rica ederim abi diyor. Başka bir görüşmede ise bu kez Bakan B var. Sarraf kendisi hakkında ihbarda bulunan bir emniyet müdürünü şikayet ediyor. Bakan B, o müdür ayağını denk alsın, onu meslekten attırırım diyor. Efendim, bir açıklama yapacak. 24 yaşında geldiği Türkiye'de 5 yılda çok büyüyen Rıza Sarraf, şimdi küçük bir nezarethanede. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.